Gelmiyor ses. Temassız mı? 2-3-4, 2-3-4, 2-3-4. Temassızlık var ya. Ben de öyle bir tamam, bir dakika. 2-3-4. 1-2-1-2-1-2. Belki tek hızlı konuşursun hocam. Tamam, konuşayım. Şurada, şurada. Kaldı, şey çantada. Bir de başka ekranımız buyurun. Buranın önemini tekrar alabilirsiniz. Veteriner fakültelerinde yabani hayvanlarla eğitim verilmediği için bu konu büyük bir eksiklik gösteriyor. Tabii ülkemizde de yabani hayvanların özellikle avcılar nedeniyle pek çok problemi var. Fakültemizde bu nedenle pek çok hayvan getiriliyor yıllardan beri. Daha çok avlanmaya ilişkin işte avcıların özellikle vurulmaması gereken yırtıcılar, şahin, kartal gibi hayvanları vurmaları, hatta kuğu, leylek gibi hayvanları yemeyecek hayvanları da vurmaları ya da çevremizde işte Çatalca'da, Yunusköy'de vesaire pek çok yerde karaca mevcut yetiştirme alanlarında veya dışında. Bunlar da hep avcılar tarafından vurularak veya bazı hayvanların saldırılığına göre bildiğimize ulaşıyor. Ne kadar hayvanlar şu anda yabancı olarak? Zaman zaman değişiyor. Şu anda 8-10 adet yırtıcı kuş var. İyileşenleri doğaya salıyoruz. İyileşemeyecek olanları da milli parkların ya da bazı barınakların diğer barınaklara vererek burada hayvanların yaşamlarını sürdürmeleri sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan en büyük ricamız bu tür hayvanları gördüklerinde hemen acele şekilde veteriner fakültesi cerrahi ana bilim dalına sunmasını, avcılar kampüsünün yerine ulaştırmaları. Peki ne kadar süredir var? Ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Yaklaşık 4-5 senedir öğrenci ekibiyle çalışmamız devam ediyor. Ama benim şahsi çalışmalarım çok daha uzun, 15-20 senedir devam ediyor. Ama bu konuları ilgili çalışan gönüllü arkadaşlarımız oldukça başarılılar. Pek çok yurdun her yerinden yabani hayvanları buraya getiriyoruz ya da gönderilen hayvanları alıyoruz. İyileştirebildiklerimizi tekrar bulundukları yerlere, doğaya salıyoruz. Bu konulukta da hiçbir ücret talep etmiyoruz. Önemli olan doğaya hizmet. O nedenle bütün herkesin bize yardımcı olması lazım. Önemli olan doğanın tekrar bu hayvanları kazanırız. Çay yapıyorsun. Tamam. Şöyle kafasını gözünü kesmeden. Ver. Şimdi iki tane şahane soracağız. Öncelikle bunları nasıl buldunuz ve nasıl tedavi ettiniz? Burada kanat kırığı vardı. Karşılıklı bir kırık olduğu için açık bir kırık da değildi. Parçalı bir kırık değildi. O yüzden bandajı aldık. İşte yaklaşık 5 hafta bandajda kaldı. Ondan sonra kırığın kaynadı, röntgende de kırığın kaynadığını gördük. Yaklaşık bir ay kadar da rehabilitasyon kafesinde uçma egzersizleri yapıyorduk. Çünkü uçma egzersizi çok önemli. Uzun süre kalınca kanatlarını kullanmayınca hem kaslarda biraz zafiyet oluşuyor. Onları gidermek gerekiyor. Peki doğaya sıcaksınız. Nasıl emin oluyorsunuz? Alanda. Orada yeterli uçma, işte konma, kavrama kabiliyetlerinin yeterli olduğuna karar verince doğaya dönüş zamanı geldi. Peki, bir araba çarpması sözü nasıl bir bu büyük şey ihtimalle var. Elektrik tenine ya da araba çarpması olabilir. Yani içinde herhangi bir dışarıdan bir yani küt bir darbe aldığı şey, öyle keskin bir darbe almadığı için yani açık bir kırık yoktu ya da yani kemiğin dışarı çıkma şey yok. Zaten kemik dışarı çıktığında tekrar eski haline gitmek daha zor oluyor. Peki siz ne kadar zamandır bu vahşi hayvanları, yırtıcı hayvanları rehabilite ediyorsunuz? Yaklaşık 5 yıldır. Ben fakülteye girmeden önce de yabani hayvanlara büyük ilgim vardı. Bu amaçla veteriner fakültesine girdim zaten yaban hayatı veteriner olmak için. 5 yıl önce işte hocamız Profesör Doktor Serhat Öztürk'ün desteğiyle cerrahi hayvanlarla böyle faaliyetlere başladık. Oradaki işte kedi ve atta için olan kafesleri yaban hayvanları için uygun hale getirdik. Yaklaşık 5 yıldır yapıyoruz. 5 ay önce de Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Derneği'ni kurduk. Yani bir sivil toplum kuruluşu olarak da çalışmalarımızı duyurmak için. Bizim 5 yıldır en büyük dileğimiz ve amacımız bir rehabilitasyon merkezi kurmak.
bulmak. Onun hayalini kuruyoruz. Şu an okulda bu çalışmaları 5 yıl yürütüyoruz ama yani çok kısıtlı imkanlarla. Eğer bir merkezimiz olsa çok daha fazlasını ve çok daha iyisini yapabiliriz. Peki siz bu vahşi ya da yırtıcı hayvanlarla ilgili rehabilitasyon yapan veteriner hekim Türkiye'de sayısı kaçtır sizin? Onlardan... Yani özel olarak yaban hayatıyla ilgilenen veteriner hekim yok Türkiye'de. Bu konuda sadece bu konuyla ilgilenecek henüz bir veteriner hekim yok. İşte biz bu konuda ilerlemeye çalışıyoruz. Ama bunu salalım. İstediğiniz uygun tarafa salabiliyorsunuz. Dur. Karşıya mı salıyorsun? Nasıl? Serbest. Şöyle. Haber ver de salacağın zaman. Hangi taraf olacağını biz ona göre yönümüzü alalım. Karar ver gönle. Rüzgar oradan geliyor. Yok geliyor bana. Deniz taraftan geliyor. Şöyle. Değil mi? Değil mi? Doğru mu? O taraftan geliyor. Tam buradan geliyor. Karşımızdan geliyor. Yok kafeste olmasın. Ötekini de rüzgarını tutacak. yok ama vallahi bu bir şey. Bak çıkartırken de çek. Çıkartırken de kayıda bas. Yok bir şey. Kırmızı düğme yanar o. Yanıyor mu? Aynı şekilde kanat kırığı vardı. Bunu da bandaja aldık. Şey yöntemleri değiştirdik ama sağa sol yaptık. Şimdi. Bu da kanat kırığı şikayetiyle gelmişti bize. Buna da işte bandaja aldık. Yine aynı özlük saldığımız yani zaten ikisi de aynı dönemde gelmişti. Yine aynı süreçten geçti. Ve şimdi onun da doğaya dönmeye hazır olduk. Çizdi. O ağaçların orada altındaydı. Diğeri de altındaydı ama.